Arkadaşlar eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bu videomda sizlerle SolidWorks'te montaj ortamında düz dişli ilişkisini ve montajını göreceğiz aynı zamanda. Bundan bir önceki videom düz dişlinin tasarımı ile ilgiliydi arkadaşlar. Orada sizlere işte düz dişliden oradaki profili nasıl oluştururuz? Modül, diş sayısı, işte bölüm dairesi çapı, buradaki bir takım değişkenlerden bahsettik. Ve yarın öbür gün makine tasarımlarında hani biz dişli kullanmamız gerekirse önceliğimiz tabii SolidWorks hazır kütüphanesini kullanmak. Eğer aradığımız tasarım burada yoksa özel bir tasarım haline kendimiz oluşturmamız. Dolayısıyla montaj ortamında bir düz dişli nasıl montajlanır? Kütüphaneden nasıl çağrılır? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Bakın bunun için şöyle dosya yeni diyerek yeni bir montaj sayfası açıyorum arkadaşlar. Ve buradan tasarım arşivini açarak şöyle ben birazcık geri geleyim sizlerin anlaması adına. Toolbox kısmından Ansymmetric standartlarında güç aktarımına giriyorum. Dişliler dedim, düz dişliyi bırakıp şöyle montaj ortamına sürüklüyorum. Şimdi ilk çağırdığım dişli büyük dişli arkadaşlar. İki tane dişli çağıracağız. Döndüren dişli ve dönen dişli. Bakın ilk büyük dişlimde hatta isterseniz bu dişlim küçük dişli olsun. Modülüm 7. Diş sayısı 25 adet. Basınç açısı dediğimiz kısım aynı şekilde kuvvet açısı diye de söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunu düz dişinin tasarımında söylemiştim. Ve SolidWorks kütüphanesinden çağrılan dişlilerde bize iki seçenek sunulduğunda yine bundan da bahsetmiştik. 20 derece, 14,5 derece. Genelde 20 derece alınır. Bunu değiştirmiyorum. Yüz genişliği dediğimiz kısım aynı zamanda diş genişliği arkadaşlar. Bakın bu yüzeyle arka yüzey arası. Yani şu mesafeyi bana veren kısım. Buradan buraya olan mesafem. Bunu 40 mm olarak aldık. Göbek stiline geldiğimde bakın şu stilden her iki tarafta da mı olsun, hiç mi olmasın, tek tarafta da mı olsun. Örneğin tek taraf olarak işaretliyorum. Bakın buradaki kayboldu. Veya gelip hiçbiri dediğim zaman şöyle öbür tarafta da kaybolduğunu görüyorum. Ben tasarımımda her iki tarafta da olmasını istiyorum dedim. Bu şekilde bıraktım. Şimdi bakalım geldim göbek çapına. Küçük dişli de göbek çapını 60 mm olarak alacağım arkadaşlar. Toplam uzunluk kısmına geliyorum. Bunu 85 mm olarak alıyorum. Ve nominal çav çapı 35 mm olarak kalsın. Bunu değiştirmiyorum. Şöyle bakın anahtar yolu dediğimiz kısım da dişlideki kama kanalı arkadaşlar. Dikdörtgen bir seçeneğim var. Bir tane kama kanalı. Dikdörtgen iki dersem iki tane kama kanalı. Hiçbiri dersem de herhangi bir kama kanalı açılmaz buraya. Ben burada dikdörtgen bir seçeneğiyle devam ediyorum. Ve hemen hızlı bir şekilde kontrolümü sağlıyorum. Göbek çapım 60 mm. Toplam uzunluk 85 mm. Yüz genişliği dediğimiz kısım yani diş genişliği 40 mm. Ve şuradaki dişleri göster kısmında da normal bizim aldığımız diş sayısıyla aynı adette yani tüm dişlileri göster diyorum aslında. Ve gelip buradan onaylıyorum arkadaşlar. Şuradan gelip düz beyazımızı da açalım. Bu arada bu değerler nereden geliyor diye aklınızda soru işaretleri kalabilir. Bunlar tamamen tasarımda kullanacağınız değerlere ait arkadaşlar. Örneğin benim için şu çap neden önemlidir? Dişli yataklanırken mil çapı nedir? O çapa göre ben buradaki dişli çapını alırım. Şaf çapı yani. Göbek çapını da yine montajda nereye monte edilecekse oradaki kısmın çapına göre bunlar değişkenlik gösterilebilecek şeyler. Şimdi bu parçamı dosya deyip farklı kaydet diyerek bakın masaüstü diyorum ben düz dişliler diye bir klasör oluşturmuştum. Buraya gelip
Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Diğer dişlimizi de çağıralım. Parçaları açarak farklı kaydedip deyip oradan kaydedelim. Şimdi tasarım arşivi diyerek bir tane daha düz dişlimi şöyle tuttum. Çağırdım buraya. Bu dişlim de büyük dişli. Modülüm 7. Diş sayısını arttırıyorum arkadaşlar. 30. Tasarım basınç açısını 20 derece olarak bırakıyorum. Yüz genişliği dediğim kısmı 10 milimetre arttırıyorum. 50 milim diyorum. Göbek stili her iki taraf. Göbek çapına geldiğimde bunu da yine 10 milim arttırıyorum. 70 milim olarak ayarladım. Toplam uzunluk kısmı bunu da nasıl yapalım? 85 değil de 90 milimetre olsun diyorum. Nominal şarf çapına geldiğimde bunu da şöyle küçük dişli de 35 olarak almıştık. 45 milimetre olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Tüm dişlileri göster dedim ve dikdörtgen bir seçeneğiyle bir tane kama kanalı olmasını istiyorum dedim. Bunu da geldim aynı şekilde onayladım. Şimdi şuradaki dişlime sağ klik yaparak bunu 100 yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım. Bakın bu dişlime sağ klik yaparak parçayı aç diyorum. Ve buradan dosya farklı kaydet diyerek bunu tabii ilk seçeneğim belgeyi yeni bir dosya adıyla kaydeder. Orijinal belgeye referansı olan açık dosyalar yeni dosyaya referans verecektir. Şimdi masa üstüne gelip düz dişlilerin içine bu şekilde kaydetsin. Sadece parantez içerisinde küçük dişli diye not düşüyorum arkadaşlar. Parantezi kapatıp kaydet diyorum. Şimdi geldim. Büyük dişlime sağ klik yapıp parçayı aç dedim. Bakın dosya diyorum. Buradan farklı kaydet dedim. Ve geliyorum masa üstüne düz dişlilere tıkladım. Şuraya küçük dişli değil de büyük dişli diye not düşüyorum sadece. Ve bunu da aynı şekilde kaydediyorum. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu iki dişlinin montajını birlikte gerçekleştirelim. Yeni bir montaj dosyası açıyorum. Bakın buradan ilk etapta büyük dişlimi çağırıyorum. Görünüm oryantasyonundan gelip izometrik olarak bakıyorum. Dişlimi şöyle geldim, bıraktım. Şimdi tekrardan bileşen ekte diyerekten küçük dişlimi de bu ortama çağırıyorum montaj ortamına. Bunu da aynı şekilde onayladım. Şimdi şu büyük dişlime sağ klik yapıp yüz diyerek bunun hareketini tekrardan sağlıyorum. Her iki dişlimin de montaj ortamında esnek bir şekilde hareket edebildiğini görüyorum. Şimdi arkadaşlar ben bakın sağ düzlemli bir çizim başlatıp buraya iki tane daire oluşturacağım. Neden? Buradaki dişlilerimi montaj ortamında sağlıklı bir şekilde montajlayabilmek için. Peki bu iki dairemin çapları ne olacak? Buradaki dişlilerin bölüm dairesi çapları kadar. Şimdi bu kısımda illaki denklemleri kullanacağız diye bir kural yok tabii ki. Ama madem öğrendik, bakın basit bir şekilde denklemlerle bunu nasıl yaparız? Sizlere göstereceğim arkadaşlar. İki tane dişlim var. Küçük dişli, büyük dişli. Dolayısıyla iki tane modülden söz edebilirim. Şimdi M1 diyorum, modül 1, büyük dişimin modülü 7. Yorumlar kısmına geliyorum. Modül olarak not düştüm. Parantez içerisinde geldim, büyük dişli dedim. Parantezimi kapattım. Hemen aşağı tarafa geliyorum. M2 diyorum, modül 2. Bu modülüm de değişmiyordu, 7. Geldim buraya modül diye not düştüm. Parantez içerisine geliyorum. Küçük dişli diye aynı şekilde yazdım. Hemen alta Z1 diyorum. Diş sayısı. Hatırlarsanız büyük dişideki diş sayım 30 adetti arkadaşlar. Bunu geldim buraya algılattım. Yorumlar kısmına gelip diş sayısı olarak ekliyorum. Parantez içerisinde büyük dişli diye bunu da yine not düştüm. Hemen aşağı tarafa geliyorum. Z2 dedik. Buraya da geliyorum. 25 adette hatırlarsanız. Yine diş sayısı diye not düşüyorum. Ve parantez içerisinde geldim. Bunu da küçük dişi diye yazıyorum arkadaşlar.
Şimdi bölüm dairesi çapından bahsettik. Bunu genelde dijital hesaplamalarında D0 diye simgeleriz. İki tane bölüm çapı dairem olacak. D0-1 diyorum. Buraya geliyorum. Bakın global değişkenlerden formülüm ne olması lazım? Normalde m çarpı z idi. m1 çarpı z1 diyorum. Geldim algılattım. 210 milimetre. Şuraya da B nokta dairesi çapı yazıyorum kısaltarak. Parantez içerisinde büyük dişlime ait olduğu için bunu gösteriyorum. Aynı şekilde bu kısma geldim. D02 diyorum. Global değişkenlerden geldim. M2 diyorum arkadaşlar. Çok pardon, yanlış kısmı seçtim. Şöyle global değişkenlerden M2'yi gösteriyorum. Çarpı dedim. Aynı şekilde Z2'yi gösterdim. Geldim onayladım. 175 milimetre. Bunu da geldim bölüm dairesi çapı diyerek aynı şekilde giriyorum. Parantez içerisinde küçük dişliğe ait olduğunu belirtmek için küçük yazdım. Ve tamam diyerek bu kısmı da onaylıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle gelip düz beyazımı da açıyorum ve artık sağ düzlemde bir çizim başlatıyorum. Ve şöyle geldim karşıma aldım. Bakın orijin merkezli bir tane daire attım buraya. Yatayda aynı şekilde bir tane daha daire çizdim. Akıllı ölçülendirme ile geliyorum. Bu dairemi tuttum. Buradan eşittir diyorum. Global değişkenlerden D0 1 kadar olsun çapı. 210 milim şuradaki büyük dişlime ait olan bölüm dairesi çapı. Yine akıllı ölçülendirme ile şunu tuttum. Buradaki çapım da eşittir diyorum. Global değişkenlerden D0 2 kadar olsun. Bunu da aynı şekilde onaylıyorum. Ve şu iki dairemi tutup bunlara teğet yapı ilişkisi verdim. İki noktamı tutarak bunlara da yataylık ilişkisi ver diyerek çizimimi tam tanımlı hale getiriyorum. Bu iki dairemi tuttum arkadaşlar. Bunları yardımcı geometri yap dedim. Ve burada şunu da söylemeden geçmeyelim. Bakın dişli montajlarında eksenler arası mesafe diye yine bir değişken söz konusu arkadaşlar. Bakın burada 192,5 olduğunu görüyorum. Peki bu değer de nereden geliyor aslında hesaplamalarda? D01 artı D02 bölü 2'dir arkadaşlar. Yani burada görüyorsunuz bakın büyük dişlimin bölüm dairesi çapı 210 milim. Küçük dişlimin 175 milim. İkisini toplayıp böldüğünüzde bu değeri elde edersiniz. Onu söylemiş olalım. Yani ne yaptığımızı da bilelim arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Çizimi onaylayıp görünüm oryantasyonundan izometrik olarak bakıyorum. Şöyle bu dişlilerimi yer değiştireceğim arkadaşlar. Bakın montaj ilişkisi diyorum. Dedim ki benim büyük dişlim buraya gelsin, eş merkezde olsun. Aynı şekilde bu yüzeyle burayı gel bana çakışık olarak ayarla dedim. Şimdi ikinci kısımda montaj ilişkisi diyorum. Bu dişlim buraya gelsin, eş merkezde olsun. Ve bu yüzey buraya gelsin, çakışık olsun diyorum. Geldim, onay verdim. Şimdi ilk etapta şu çizimlere sağ tıklık yapıp gizliyorum arkadaşlar. Ve şöyle tab tuşuyla gelip önüme alıyorum. Dişli ilişkisi vermeden önce şu kısmı şöyle elle düzelterek arkadaşlar uygun bir pozisyonda bırakmamızda fayda var. Ve şunu da söylemek gerekirse buradaki iki tane dişlinin dikkat ederseniz modülleri aynı arkadaşlar. Yani şimdi biz bunları montaj ortamına çağırdık. Sınav endeksli bir şey diye işte ya modülünü farklı yapayım. Örneğin atıyorum küçük dişlimin modülünü 5, bunu da 8 olarak alayım diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü amacımız sadece programı öğrenmek değil. Ya yani ne demek istiyorsun sen falan diyorsunuzdur belki içinizden. Yani arkadaşlar bir makine tasarımı düşünün. En kötü bu dişliler matkap tezgahında da var, frezede de var, tornada da var. Bunların diş sayıları değişir, tasarım açıları değişebilir, basınç açısı değişebilir. Şaft çapı, işte kama kanalı uzunluğu, dişli uzunluğu bunlar değişkenlik gösterebilir. Fakat modüller aynıdır arkadaşlar. Birbiriyle ilişkili olan dişlilerde modüller aynıdır. Üstüne basa basa bunu söyleyeyim. Şimdi, peki dişli ilişkisi verebilmem için benim ne yapmam lazım? Bakın geldim şu büyük dişlimin altını açtım arkadaşlar.
Buradan TootCut'ı açıyorum. TootCut skeci gelip görünür halde bırakıyorum. Büyük dişlimin çizimine ait olan skeç şu anda önümde. Zaten tasarlarken de bu profiller tanıdık geliyordur arkadaşlar sizlere. Şimdi geliyorum. Şöyle küçük dişlime bir defa tıkladım. Bunun altını açtım. Aynı şekilde bu skeci de gelip görünür olarak ayarladım. Dikkat ederseniz şu çapım benim bölüm dairesi çapımdı. Bir alttaki çap diş dibi, buradaki çapım da diş üstü dairesi çapı. Montaj ilişkisi diyorum. Bakın buradan geldim. Mekanik montaj ilişkileri, dişli ilişkisi dedim. Her iki diş diminde bölüm dairesi çaplarını seçmem yeterli olacaktır arkadaşlar. Gelip buradan onaylıyorum. Bakın artık şöyle dişlimi tutup çevirdiğimde şu anda hareketini göremiyorum çünkü tutamadım. Bakın şöyle artık çevirdiğimde dişlilerin birbiriyle ilişkili olduğunu görebiliyorum. Ve bu skeçlerle işim kalmadığı için bunları sağ klik yaparak şöyle gizliyorum. Görünüm oryantasyonundan izometrik olarak baktım. Şöyle bir kez daha hareketini görelim. Ve hareket etüdünden bir motor ilişkisi tanımlayacağım arkadaşlar. Şu dişlime yönünü ters çevireceğim. Buradaki RPM devir bölü dakikaydı biliyorsunuz. Örneğin 30 devir bölü dakikayı giriyorum. Şuradan süreyi 0,5 olarak ayarlıyorum. Ve bunu gelip onaylayalım. Buradan süreyi de 4 saniye değil de 12 saniyeye kadar çekiyorum arkadaşlar. Ve şöyle gelip hesapla diyorum. Bakın artık dişlilerin birbiriyle hareketini görebiliyorum. Düz dişlilerin. Buradaki döngüyü de şu şekilde karşılıklı olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Yani sürekli hareketini sağlayacağım. İsterseniz buradan bunu 1x yaparak daha hızlı hareketini görebilirsiniz. Veya 2x yaparak hatta gelip daha da hızlandırabilirsiniz isterseniz 5 saniye yaparak. Arkadaşlar düz dişlinin montaj ortamında tasarımı, montajı bu kadarlık bir videoydu. Şimdi ben bunu yürütme modunu normal yaparak buradaki hareketi sonlandırmak istiyorum. Ve bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. SolidWorks kütüphanesini videolarımda çok fazla kullanacağım arkadaşlar. Kama, zincir dişli ve diğer dişli çeşitleri, rulman aynı zamanda. Ve lütfen hani ne öğrendiğimizi biraz şöyle düşünüp farkında olalım arkadaşlar. Yarın öbür gün bunlar makine tasarımlarında mutlaka bizlere lazım. Bunu söylemiş olup çok fazla uzatmadan bu videomu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen sizler için faydalı oluyorsa videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.